Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma ilk defa uğruyorsanız, hoşunuza gittiyse, abone olarak beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün böyle bir açılış yapmak istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz fındık var, şam fıstığı var, ceviz var, çikolata var, süslemeler var ve bir adet cam cezve var. Bu cam cezve acaba kime hediye gidecek bakalım. Aslında çok daha farklı fikirlerimiz vardı, güzel düşüncelerimiz vardı ama eşimin biraz rahatsızlığından dolayı yapamadık arkadaşlar, çıkamadık hiçbir yere. Ben de imkanlar dahilinde, şartlar neye el veriyorsa yine de sizler için güzel bir çekim yapmak istedim. Teşekkürlerim var arkadaşlar. Dediğim gibi hediyelerim olacak. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye hem güzel bir sunumla kahve yapacağım size, hem kahve fincana bakalım kime hediye gidecek, onu söyleyeceğim, hem de işte sohbet muhabbet eşliğinde bu şekilde bir de çikolata sunumlar yapacağım arkadaşlar. Bu da böyle olsun, sizler için olsun. Birinci yılımıza girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Aslında YouTube'a başlarken hiç bu kadar ilerleyeceğini, buralara geleceğimi tahmin bile edememiştim. YouTube'a nasıl başladım? Arkadaşlar, ben diğer sosyal ortamlarda da aktif olduğum için, arkadaşlar hadi Gül, YouTube'da bir kanal açıyoruz, sen de aç, bizlerle beraber bir yol ilerleriz, belki beraber bir destek olur ya da işte kafan dağılır, senin için de bir uğraş, hobi, değişiklik olur dediler. Ben de tamam dedim arkadaşlar, beraber birlikten kuvvet doğar diye o şekilde bir YouTube kanalı açtım. Ve YouTube kanalı açarken hiç böyle para kazanılır, işte YouTube'da nasıl para kazanılır, nasıl olur, video nasıl atılır, işte yani hiçbir kuralını şartını bilmeden gerçekten hobi olarak arkadaşlarımla beraber birlikten kuvvet doğar destek olarak açmıştım. Baktım ki videolar attıkça hoşuma gidiyor, değişik insanlar tanıyorum, eş, dost, akraba, arkadaşlar gerçekten burada çok fazlaca edindim, yani akrabadan öte oldunuz. Çok değişik insanlar tanıdım. Allah hepinizden öncelikle razı olsun. Bunu dile getireyim. Desteğini esirgemeyen, kanalımın ilk gününden beridir yanımda olan, olmayan herkesten Allah razı olsun. Herkesin işi gücü, telaşı oluyor arkadaşlar. Tabii ki gidebildiklerimiz oluyor, gidemediklerimiz oluyor. Gelen oluyor, gelemeyen oluyor. İşi olan oluyor, olmayan oluyor arkadaşlar. Hepimiz nacizane işte yalan dünyanın telaşına kapıldık, gidiyoruz. 3 günlük dünyada uğraşıyoruz diyelim buna. Yani hobi olarak devam ediyorum arkadaşlar. Diğer sosyal ortamlarda da dediğim gibi aktif olduğum için oradan da minik kuzucukları sevindirmek, işte imkanlar doğrultusunda hoşuma gidiyordu. Ben de dedim ki madem bu kanalımda ilerlerse, buradan da nacizane kendi evladım da var arkadaşlar. Çocuk sevindirmek dünyanın en güzel şeyi diye düşünüyorum. Her şey para demek değildir, kazanç demek değildir arkadaşlar. Bir insanın mutluluğuna vesile olabiliyorsak, katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Öbür dünyaya kazançla, parayla gitmeyeceğiz. Kalbimizdeki güzelliklerle, iyiliklerle gideceğiz. Allah'a şükür aç değiliz, açıkta değiliz arkadaşlar. Yani eşimin yetmediği durumda bile, evet ben çalışmıyorum, ataması olmayan bir öğretmenim. Eşimin yetmediği durumda bile annem babam, gerçekten çok iyi bir ailem var. Yani bir şey istediğim zaman bile, olmasa bile yaratırlar diyelim, öyle yani. Allah'a şükür maddi durumumuz, imkanlarımız yetiyor. Evet arkadaşlar, ben Gül Yıldırım, 82 doğumluyum, Çorum doğumluyum. Evliyim, bir evladımız var. Ataması olmayan bir öğretmenim. Çocuk olana kadar farklı yerlerde çalıştım. Ücretli öğretmen olarak da çalıştım. Özel rehabilitasyon merkezlerinde de çalıştım. Ama çocuk olunca bıraktım. Çünkü gurbette olduğumuz için, aileden uzakta olduğumuz için, yani çocuğu bırakıp çalışmak çok mantıklı gelmedi. Ben de evde kendi çocuğumu kendim büyütmek istedim arkadaşlar. Atansaydık tabii ki çok çok iyi olurdu. Emeklerimizin karşılığını alırdık. O içimizde kalan bir yara oldu. Yani şanssızlık diyelim arkadaşlar. Şans benden yana hiç gülmedi yani. Tam KPSS'ye girdik. Şubat atamasında sıra bize gelmişti. Yani önümüzde arkamızda kimse yoktu. Şubat atamasında, o zaman yılda bir kere atama yapılacak denildi ve bizim atamalar tabii ki kaldı. Diğer sene bir sürü yine arkadaşlar girdiği için ve bizim puanlar gerilediği için, önceden 2 yıl sayılıyordu arkadaşlar girdiğimiz KPSS puanları.
Ve önümüze çok insan geçti. O zaman da ne yapıldı? Tekrardan yılda iki kez atama yapıldı. İşte bendeki şanssızlıkta düşünün arkadaşlar, bu kadar. Yani YouTube'da da şans olacağını düşünmüyordum. Ama hobi olarak devam ederim. Ne kaybederim ki dedim. Eş, dost, çevre kazanırım. Yeni arkadaşlıklar edinirim. Hem de gurbette yalnız kalmamış olurum dedim arkadaşlar ve gerçekten de öyle oldu. Yani burada isimlerini saymaya kalksam gerçekten sığdıramam. Hatta ekran görüntüsü mü alsam, sonuna mı koysam, yazsam mı falan diye düşünürken sığmayacağını bildiğim için tek tek de söylesem belki atlarım isim olarak, hani atlamak istemediğim insanlar da olur. Üzülürler, kırılırlar, alınırlar diye düşündüğüm için yani herkese teşekkür etmek istedim arkadaşlar. Hepinizden Allah kat kat razı olsun. Her zaman dediğim gibi akrabadan öte insanlar oldunuz. Hiç birbirinizi tanımadan güzel arkadaşlıklar edindim. Hepinizin yolu da bahtı da açık olsun arkadaşlar. Hepinizin çok güzel, gerçekten kaliteli, emek verdiğiniz kanallar var. Uğraşıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz ve bunu gerçekten görüyorum. Çoğu zaman yorumlarda bulunamasak da hepinizin kanallarına arkadaşlar zaten düşüyor. Bakıyorum, şey yapıyorum ve hatta arkadaşlar Instagram'dan diğer sosyal ortamda da yazabilirsiniz. Saatleri az kalanlar da yazabilir. Yani her şey karşılıklı değildir. Bunu da belirteyim. Çok konuştum arkadaşlar. Yani bu konularda biraz dertli olsak da yola devam ediyoruz. Ne diyoruz? Devam ki arkadaşlar. Allah, yani uyandığımız güne şükür diyerek yeni bir güne başlıyoruz. Ben de naçizane sizlere böyle bir hem teşekkür edeyim. Hem bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye kahve yapayım. Yanında şöyle tatlı izleyicilerime, abonelere tatlı tatlı çikolata yapayım. Hem de hediyem var. Onu kime çıkacak bakalım? Kime gidecek bu hediye? Ve bir hediyem daha olacak arkadaşlar. Hatta bir hediyem daha olabilir. Bakalım o hediyeler de kime gidecek? Önce şöyle güzel bir çikolatayı benvari usulü eriterek çikolata yapmaya başlayalım. Sonra kahvemizi yapalım. Sonrasında devam ederiz inşallah arkadaşlar. Konuşmamda bir hata, bir kusur olduysa şimdiden affola diyorum. Heyecanlıyım. Yani sizlerle sanki böyle karşılıklı konuşuyormuşuz gibi arkadaşlar. Affola diyorum ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi böyle çikolatamızı bir tavamıza alıyoruz ve su dolu bir kabın içerisinde eriyene kadar benvari usulü arkadaşlar eritiyoruz. Çikolatamız eridi. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde. Ve böyle minik kaplara siz evinizde ne varsa artık şekil olarak yapabilirsiniz. Ve evinizde hangi kuru yemişler varsa yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben fındık, fıstık, şam fıstığı, ceviz vardı. Böyle koyuyorum. Ve üzerine bu şekilde çikolatamızdan aktarıyoruz. Böyle arkadaşlar bunu donmaya bırakıyoruz. Çikolatalarımız donarken bir taraftan da kahvemizi yapalım arkadaşlar. Kaç kişilik yapıyorsanız ya da şekerli, orta şekerli, şekersiz yapabilirsiniz. Ben azıcık şeker katacağım. Mini kutucukta içeceği için 2-3 kaşık da kahve katıyorum. Ve suyumuzu koyuyoruz. Altını açıyoruz, kaynatıyoruz. Ve kahve biraz kaynamaya başlayınca ben böyle makinayla alıyorum. Biraz köpüğünü alıyorum arkadaşlar fincanlara. Şimdi tek size gösterebilmek için size özel tek fincanda yapacağım. Sonrasında eşime, çocuğa da ayırırım. Sonra tekrar koyuyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Tabii bir taraftan bu süslemelerde ne diye soracaksınız. Bunu da mini kuzucuk için böyle süslemeli yapacağım arkadaşlar. Çikolatamızdan kalan şöyle erittiğimiz kahve fincanını bu şekilde batırıyoruz. Böyle kenarları arkadaşlar çikolatalı oluyor. Sonra bunu da süslemelere batırdığımız zaman böyle süslü bir kahve fincanımız oluyor.
Sonrasında buna da kahvemizi koyuyoruz. Böyle bir taşımı kaynadıktan sonra alıyoruz. Fincanlarımıza boşaltıyoruz. Böyle arkadaşlar mis gibi bol köpüklü bir kahveniz oluyor. Şimdi diğer fincanımıza da boşaltayım. Buna da koyduk. Bu da böyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Süslü süslü bir Türk kahvesi oluyor. Minik kuzucuklar, onlar her şey arkadaşlar, evlat candır. Bu da onlar için olsun. Burada sabırsızlıkla bekliyor. Tabii o kalp yapmazsa olmaz arkadaşlar. Kalbi de tamam. Şuraya da koyalım. Kahve çok güzel görüktü de. Evet, kahve de çok güzel görüküyor. Şimdi o bu kahveyi yudumlarken bir taraftan da çikolataları getireyim arkadaşlar. Donmuştur ve hediyelerimizi de söyleyelim. Çikolatalarımız da donmuş. Şöyle arkadaşlar, biraz zaten şey yaptığınızda hemen çıkıyor. Şu şekilde ters çevirelim. Görüyorsunuz, muhteşem. Üçü bir arada arkadaşlar, fındıklı, fıstıklı, cevizli muhteşem bir çikolata sunumlarınız oluyor. Siz bunları dediğim gibi küçük kaplarda, küplerde şekilli şekilli yapabilirsiniz. Şunu da çıkaralım. Bu şekilde kahvenin yanında vallahi muhteşem oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim hediyelere. Öncelikle bu cam cezve kime gidiyor arkadaşlar? Birinci yılımı tamamlamanın şerefine bu eğitimci bir arkadaşımız. Gerçekten desteğini hiç esirgemeyen, kanalın başından beri yanımda olmaya çalışan sevgili, değerli öğretmenimiz Serpil Avcı'ya gitsin arkadaşlar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İçtikçe nacizane beni hatırlar inşallah. Onu gerçekten çok seviyorum. Hiç tanımadan arkadaşlar bu kadar sosyal ortamda eş, dost, arkadaş edinebilmek benim için büyük şans gerçekten. Kanalı da çok özverili, çok başarılı. İşitme engeller üzerine biliyorsunuzdur, belki görmüşsünüzdür. Çok harika bir kanalı var. Allah yolunda, bahtında açık etsin sevgili arkadaşım, değerli öğretmenimiz. Bu nacizane ufak tefek işte çam sakızı çoban armağan derler. Hediye benden sana gelsin. Kahve içtikçe hatırlarsın. Zaten hatırlayacağını da biliyorum ama bu da benden nacizane ufak bir hediye olsun sana. Kazanmadan arkadaşlar, keşke daha çok imkan olsa da daha çok kişiye hediye verebilsek, daha çok çocuk sevinebilse. Yani şu yalan dünyada sevinmek, sevindirmek gibisi yok arkadaşlar. Geçen ay biliyorsunuz önceden takip edenler bilirler. Su Dünyası Anıl kardeşime hediye etmek istemiştim. O da gerçekten kanalın başından beri hiç desteğini esirgemeyen, gitsem de gitmesem de abla diye her yorumuma, her ne sorarsam sorayım gece gündüz demeden cevap verdiği için nacizane ona da ufak bir hediye gönlümden kopmuştu. Abla dedi, ben hani çok teşekkür ederim, çok memnun kaldım. Benden de o hediyeyi, hediye değerindekini ya da bir çocuğa hediye edebilirsin kanalında dedi. Çok mutlu oldu arkadaşlar. Ben de tabii ki kardeşim, olur, sen nasıl istiyorsan dedim. Ve o hediyenin de değerini Senur Tanay arkadaşımız, o da kanalın başından beri desteğini hiç esirgemedi. Buradan duyuyorsa ona da sesleniyorum. Duymuyorsa da zaten onu Instagram hesabından da tanışmıştık. Oradan da iletişime geçebiliriz sevgili arkadaşım. Senur Tanay arkadaşımıza gitsin. Bugün, yarın, 3 gün arkadaşlar, 6 saat bir vakit ayıracağım. Merve Tarihçi'nin elinden kardeşimize de, onun da yorumları gözümden kaçmıyor. Gerçekten onun da çok değerli bir kanalı var. Yani hiçbirinizin yorumunu arkadaşlar gözümden kaçırmıyorum. Sosyal ortamda çok aktif olduğum için kimlerin izlediğini, kimlerin ne kadar durduğunu, kimlerin hangi ülkeden, hangi yöreden, hangi yaş arkadaşlar, hepsi etkileşimde, kitlede, şeyde gözüküyor yani YouTube analizde. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim.
Serpil Avcı, Senur Tanay, Merve Tarihçi'nin elinden Serpil Avcı öğretmenimize tekrardan söyleyeyim. Cam cezvemiz gidiyor. Senur Tanay arkadaşımızla iletişime geçeceğim. Ona Anıl kardeşimizin hediyesi olacak. Ve Merve Tarihçi'nin elinden arkadaşımıza da 3 günüm ayırıp kanalındaki videolara bir göz atacağım, inceleyeceğim. Daha detaylı bakma fırsatı olacak arkadaşlar inşallah. Şöyle koyayım. Bu da bu içerikte böyle olsun arkadaşlar. Bir senemi doldurmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Dediğim gibi başlarken hobi olarak başlamıştım. Hobi olarak da devam edeceğim arkadaşlar. Gittiği yere kadar. Yani hatta ilk başta 1000 saat 1000 abone 4000 saat dediklerinde ya nasıl olacak, kimseyi tanımıyoruz etmiyoruz, eş dost akrabaya gönderiyoruz yapıyoruz, tabii kimse oralı olmuyor, hani sizler de bilirsiniz köstek olan çok olur yani. Ama bu kadar sosyal ortamda gerçekten çok çok şanslıyım, bu kadar değerli insanlar edindim, değerli arkadaşlar edindim. Kelimelerin hanımefendisi Füsun ablamız bir gönderisinde paylaşımda şöyle demişti. 1000 abone değil 1000 eş dost arkadaş demişti. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Hepiniz benim için çok 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 değerlisiniz. Bunu da bilin istedim. Önümüzdeki aylarda yine her ay dediğim gibi elimden gelen nacizane ufak tefek hediyelerim olacak. Bunu da yorumlarda çok gördüğüm arkadaşlar arasından seçiyorum arkadaşlar. İleriki yıllarda tabii kanal büyür, daha farklı şey olursa daha güzel çekilişler falan da neden olmasın yaparım. Heyecan dolu seviyorum arkadaşlar. Öyle monotonluk bana göre değil. Hediyeyi de seviyorum, hediyeleşmeyi de seviyorum, hediye almayı, hediye vermeyi de seviyorum yani. Bu daha çok çocuklar üzerine de olacak inşallah. Minik kuzucuklar, dediğim gibi benim de evladım var, hiçbir onlar sevinsinler, hiçbir evladımızın ayağına taş, gözüne yaş değmesin inşallah. Bir anne olarak, bir eğitimci öğretmen olarak ben de nacizane buralarda inşallah olduğum sürece bir nebze de olsa insanların mutluluğuna katkı sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Çam sakızı, çoban armağanı elimizden bu kadar geliyor şimdilik. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bir içerik olmuştur. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, kanalımın başlangıcından beri sevgili anneme de buradan çok 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 tekrardan teşekkür ediyorum. Allah ondan da kat kat razı olsun. Hiç bıkmadan, yılmadan, usanmadan ne paylaştıysam ne attıysam destek olmaya çalıştı, izlemeye çalıştı, elinden geldiğinin fazlasını da yapmaya çalıştı. Sevgili anneme de buradan selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Onun hediyesi de farklı olacak arkadaşlar. Onu da başka bir paylaşımda, yeri zamanı geldiği zaman sizlerle paylaşacağım inşallah. O daha da bir heyecanlı bir içerik olacak. Ayrıca tabii ki hepimizin gelgitleri oluyor arkadaşlar. Yani acaba mı dediğim oldu. Ama her zaman dediğim gibi desteğini esirgemeyen ailemden, eşimden, çocuğumdan, arkadaşlardan, sizlerden Allah razı olsun. Ve o sırada ya Gül sen bu işi bırak, eş dost çevren yok, akraban yok, yani YouTube'da atsan seni kim izleyecek falan derken sonrasında moral motivasyonum çok düşmüştü arkadaşlar. Sağ olsun Doğan ailesi, Türkan arkadaşımız, Gül olur mu öyle şey, sensiz olmaz, birlikten kuvvet doğar dedi. Ve gerçekten Ankara'da da bir kardeşimiz oldu arkadaşlar. Yani eşinden de Allah razı olsun, Türkan'dan da Allah razı olsun, evlatların da yolu bahtı açık olsun inşallah. Çok değerli bir aileyle tanışmış olduk ve hiç görmeden, tanışmadan. Burada arkadaşlar dediğim gibi hiçbirinizi tanımıyorum, hiçbirinizle görüşmüşlüğüm yok ama sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi oldu. Gerçekten burada olmaktan mutluyum arkadaşlar. Umarım sizler de mutlusunuzdur. Böyle arkadaşlar, yani imkanlar bunlara el veriyor. İmkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar güzel içerikler, yaptığım şeyleri paylaşmayı seviyorum sizlerle. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Bu içerikte böyle olsun istedim. Birinci senemize özel, daha farklı tabii ki düşüncelerimiz vardı ama yine tekrarlıyorum, eşimin rahatsızlığından dolayı bu şekilde yapma kararı aldık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hediyeleri güle güle kullanmayı nasip eder inşallah. Herkesin yolu bahtı açık olsun, başarılarınız daim olsun, katlanarak artsın inşallah sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.